Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Genellikle mübarek gecelerle alakalı dersleri o geceye denk getiriyoruz. Esasında birkaç hafta evvelden hazırlık babında gecenin ehemmiyeti, kıymeti, değeri, veya o gecelerde ne yapılır, neler yapılmış. Bu hususta yani camiamızı müteakız tutma, hazırlığa sevk etme adına bugünkü cumartesi dersimizi Miraç ile alakalı bir ön bilgi e, tarzında inşallah yapacağız. Üstad Hazretleri 31. sözde uzun uza diye bu bahse, bu mevzuya girmiş. Efendime söyleyeyim. Dört esas dört esas üzerine miracı anlatmış. Miracın sırrı lüzumunu anlatmış. Miracın hikmetini anlatmış. Miracın hakikatini anlatmış. Bir de miracın semere ve faydalarını anlatmış. Her biri üçer dörder derslik mühim konulardır. Fakat bizim alanımız dar. Vaktimiz kısıtlı. Evvela bugün itibariyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam manevi saltanatını bir maddi saltanatı var bir vücudu var bir teni var bedeni var maddesi var fiziği var bir de onunla alakalı maddi olarak hükmettiği alanlar var bir de hem vücudunu hem maddi alanların merkezi olan esası olan canı olan davası var şahsı manevisi var amacı var gayesi var bir de o cephesi var Nasıl insanın zahiri var, batını var, bir dış görünüşü, bir iç görünüşü varsa, dışın güzelliği, kemalatı, hüsnü, albenisi, cazibesi, o için kemalatından, için güzelliğinden gelirse, her daim diyoruz ya, hadis var, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, bir adamın ruhunun kemalatı ve güzelliği, onun simasına, hizine, bedenine, cazibesine akseder. Sevilir o insan. O libas güzelliğine, giyim kuşam güzelliğine, o hane ve ev güzelliğine, o mahalle ve karya güzelliğine, o şehir ve memleket güzelliğine, o insanlık güzelliğine, medeniyete akseder. İnsanın kalbi, gönlü küfürle doluysa, tersi de bu şekilde, bu tarzda adımlar atar dünyanın mücadelesi, kavgası, dehşetinin, vahşetinin altında yatan dünyayı bu ortama itenlerin ruhlarının, gönüllerinin, kalplerinin çirkinlikleridir. Evet, cemaat geldi. O masayı bir alt üst edelim. Şey, Fatih abi sen iyi bilirsin. Bir kenara dikelim onu da. Az daha yaklaşabilir miyiz böyle kardeşler? Gelin. Hocam tegara bu derdi. Hadistir. Evet. Şartlılar ne diyor? Keremke. Öyle mi diyorlar? Gelin bak böyle. Evet. İnşallah salı günü akşam değil mi? Miraç gecemiz. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hayatında bir dönüm noktası. Onu o gece miracın biraz daha biraz daha böyle denilmesine biraz daha böyle deruni manalarına inşallah Allah lütfeder, sağlık, saat afiyet verirse, sizler de burayı şereflendirirseniz, o gece, yani salı günü akşam, herhalde iftar da verecekler, öyle görünüyor arkadaşlar. Sabaha kadar burada gece ihya edilecek. Biz de miracın hakkını sizle beraber elimizden geldiği kadar vermeye çalışırız. Cemaatin kalitesi, cemaatin ilgisi, alakası, cemaatin Keyfi ve derinliği, keyfiyeti, derslerin, sohbetlerin kalplere ve gönüllere müessiriyetini artırır. Derler ki, insan bir kemandır. Dinleyen çalar. Kemanı kemancı çalar zahir. Aslında kemancının keyfini artıran, tellere güzel dokunumuna sebebiyet veren nedir? dinleyicinin ona iltifatı, ilgisi, alakası değil mi? Yaklaşımıdır, bakışıdır. Cemaatin keyfiyetine kadar derin olursa ifade edilen da kalplere, gönüllere o kadar ruhlu, dirayetli olarak sirayet eder. Bu sebepten dolayı sizleri inşallah o gece bekliyoruz, davet ediyoruz. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam hayatında bir dönüm noktasıdır. Çok enteresandır. Nübüvvet hayatının tam ortalarına denk gelir. Değil mi hocam? Yani hicretin hicretten evvel nübüvvetin aşağı yukarı 12. 11-12. yıllarında Miraç hadisesi vuku bulmuştur. Miraç bir milat olmakla beraber ondan evvelki yaşantılar, Mekke hayatı, çekilenler, emredilenler, değil mi? Dengeleri muhafaza etmeler, boyun büküklükleri, mütevazilik farklıdır. Miraç'tan sonraki gelen safhalar hicret, Medine-i Münevvere İslam'ın mekan ve temel tutması ve kademe kademe medeniyet alanlarına doğru ilerleme çok önemlidir. Bir enteresan şey daha var. Peygamber Efendimiz'in bir hüzün yılı vardır, hüzün yılı. Hazreti ay Hatice validemizle beraber amcası Ebu Talip aynı yılda vefat etmiştir iki acıya dayanamamıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İkisi de onu himaye ediyordu. Biri iç aleminde, gönül dünyasında keyfiyetiyle, derinliğiyle aldığı vazifeyle Allah indindeki tensibiyle yarıgardı. Hayat onunla devam ediyordu. Hatice validemiz, annemiz. Harici meselelerde ise kime sığınıyordu? Amcası Ebu Talib'e. İnanmıyordu. İnanmada zorlandı, inanmadan gitti diyor ehl Sünnet vel Cemaat. Şia alimleri imanına kail. ehl Sünnet imanına kail değil. Fakat hayatı boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam himayesini almış. Onu akrabe ve yakın olması asebiyle korumuş. Her türlü tehlikeye karşı siyanet etmiş. Kanatları altına almış. Bakın arkadaşlar. Böyle bir zatı inanmadan gitse dahi Cenab-ı Hak onu cehennemde diğer müşrikler gibi inanmayanlar gibi aynı kategoride aynı dehşette ebediyen yakması ruhu nebi üzer. Üzer. İşte bu hikmete binaen bazı insanlar vardır ki inanmadıkları halde ifa ettikleri hizmetler vesilesiyle cehennemde hususi iltifata mazhar olurlar. Üstad Hazretleri hayattayken Ali Fuat Başgil Ordunaryus Profesör o makam gitti. Eskiden Ordunaryus Profesörlük vardı. Ali Fuat Başgil de onun son şeyleridir. Versiyonlarıdır. Onun Gençlerle Baş Başa diye bir kitabı var. Herhalde okumayan Türk gençliği yoktur yani. Herkes okumuştur onu. Tavsiye edilir. Güzel bir kitap. El kitabı. Ali Fuat Başgül Hoca bir vesileyle üstadı müdafaa etmiş. Dokunmamalarını, yardımcı olmalarını, bir dava adam olduğunu ifade etmiş. Bunu ağabeyler üstada gelip müjde olarak söylüyorlar. Herhalde mecliste bunu ki etmiş. Yani bir oturum mu veya oraya davet mi edilmiş teferruatını bilmiyorum. Üstadın üzerine yürüyen yani ehli dalaleti kendi gücü ve çapı nispetinde durdurma adına Risale-i Nurları müdafaa etmiş. Üstadı müdafaa etmiş. Üstadımız da hasta yatağında gökşene kadar yorganını çekmiş istirahat ediyor. Abiler Ali Fuat Başkölecan'ın Hoca'nın bu hayırlı müdahalesini selamıyla beraber ifade etmişler. Üstad'a da selam gönderdi. Hürmetlerini arz etmiş. Üstadımız yatağından kalkıyor. Ali Fuat Başgöl Hoca'nın selamını ayakta alıyor. Ve şu ifadeyi kullanıyor. Kardeşlerim ben öyle gayri musalliler bilirim ki. Gayri musalli namaz kılmayanlar. Bilirim ki bu dine en az üç veli kadar hizmet etmişlerdir. <laughs> Profesörü Ali Fuat Başki. Namaz insanın şahsi meselesidir. Ama ba insanların bazılarının topluma, ümmete, cemiyete, vatana, ülkeye ait bağlantıları vardır. Şahsi kusurlarından dolayı da mizana girecekler. Yaptıkları hayır ve sanattan dolayı da mizana girecekler. Onun için terazi var, ölçü var. Yani bak bir müminin hangi kademede ve kategoride olursa olsun zerre miskal dahi olsa hesabını, kitabını görecek. Kefe var. Günahlar bir tarafa, sevaplar bir tarafa. Hangi sağır gelirse akıbet ona göre tayin edilecek. Böyle insanlar var. Bak Adnan de üstadın tabiriyle en demiş üstadımız İslam kahramanı. Değil mi? Gelerdin Harzem Şah'a da diyor. Şartlar çok farklı. Her şart kahramanını kendine göre çıkarır. O zaman da 10 gram hizmeti ifade eden bir adam bu zamanda 100 gram hizmet ifade eden adamdan daha kaliteli, daha yüce, daha yüksek makamlara gidebilir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüzün yılında kendisi nimayeten içeriden ve dışarıdan dayanakları gidiyor. E, tayiflerde taşlıyorlar. Taif'e gidip hizmet ifa etmek istiyor. Onlar da köye sokmuyor. Mekke'ye de giremiyor. Bu sıkıntı da tam böyle sıkıntılı bir anda Cenab-ı Hak Miraç vazifesini veriyor. Allah bir sıkıntıyı verdi mi arkasından bolluğu huzuru değil mi? Keyfi fazla fazla verir. İnne maal usri yusra. İnne maal usri yusra. Zorluk elif lamdan gelmiş. Yani belirli bir zorluğun karşısında elif lamsız yusra nedir? Değil mi? Heh. Büyük büyük, çok çok, külli külli sonuçlar veririm bereketler veririm, rahmetle muamele ederim. Sayamayacağınız kadar. Zorluğu kayıtlı, kolaylığı kayıtsız zikrediyor. Kur'an böyle bir kitabı mukaddestir. Şimdi o zorluk içerisinde Cenab-ı Hak Miraç nimetini nasibi. Ümmühani'nin evinde yani amcasının kızı Ümmühani'nin evinden alınarak Mescid-i Aram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar bir gidiş var bu ayetle sabittir. Ondan sonra sonraki miraç bütün o safalar neyle sabittir? Hadislerle sabittir. Kötü bir Sitte'de de mevcuttur. Kötü bir sittenin Kur'an'dan farkı hemen hemen yoktur. Sağlam kitaplar. Böyle sünnet-i seniyye sağlamdır. İnşallah bu meseleleri biz salı gününe bırakarak bugün Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Nasıl bir zat ki diğer peygamberlere nasip olmayan aleyhisselam. Bu dava, bu uruç, bu yükselme sadece ona mahsus. Manevi miraçlar çok. Efendimiz manevi miraç itibariyle yüzlerce, binlerce orucu olmuştur ruhen. Abdülkadir Geylani gibi. Çok mühim zevat ta arşa kadar, çok yüksek makamlara kadar ruhani ve manevi miraçlar var. Namazda müminin neyidir? He? biz de çıkıyoruz bak. Yastı namazında çıktık değil mi? Farkında mısınız bilmiyorum. Ha, bak. bak bu manevi miraçlardır. Her inanan için mevcuttur. Diğer peygamberlerin de bu anlamda manevi miraçları mevzuldür. Ama cismi beşerisiyle, maddesiyle, fiziğiyle, bünyesiyle, mübarek bedeniyle, ruhunu da arkadaş ederek beraber bütün bu zamanları ve mekanları, alanları gezerek, bütün nimetlere masar olup, maddi ve manevi fakülteleri bitirip, üniversiteleri bitirip, Cenab-ı Hakk'ı kab -ı makamından rüyetine, maseriyete kadar terakki, gelişme sadece bir defa bir zata mahsustur. İkincisi yoktur. Bu da Mirac-ı Azam'dır. Mirac-ı Ekber'dir. Değil mi? Peygamber Efendimiz'e sadece ona masar. Başkaları bu makama gelememiştir. Bir şeyi ruhen yapmakla maddeten beraber bedenle yapmak arasında dağlar kadar fark vardır. Onun için Cenab-ı Hak lezzetin kemalini, haziletin kemalini, ibadetin kemalini, değil mi? Maneviyatın kemalini ruhla beraber bedenle yaşatır. Bedensiz ruh yarımdır, sakattır, arızalıdır. Ruhsuz beden ölüdür, çürür, hiçbir kıymet ifade etmez. Dünyadaki seni beraber arkadaş yapmış. Ahirette de beraber olacaktır. Şu fani dünyada fani, fani dünyada fani olay ve hadisata karşı hakkıyla insanlar sonuç alsın, dezzet alsın veya ızdırap çeksin fark etmez. Günahkarsa hakkını alsın, tam istifade etsin ve hesabını tam ödesin diye. Ruhu bedenle arkadaş yapıp yaşatan Allah. Lezzetin, kemalin, nimetin, değerin, güzelliklerin zirvesi olan cennette veya ızdırapların, çilelerin, günahların hesabı olan cehennemde ikisi beraber olmazsa tam netice alınmaz ki. Korona olan bir adam tatlı yese değil mi? Tadını, lezzetini alamıyor. Alıyor mu? Koku hissi gidiyor. Tat hissi gidiyor. E ruh var. Madem lezzetleri alan ruhtur. mi alsana. Dilin mizanı bozuldu. Dilin terazisi çözüldü. Ne yese aynı şekilde lezzet alır. Acıyla tatlıyı ekşiyle diyelim ki faydalıyı ayıramaz birbirinden. Niye? Mizan bozuldu. Maddede böyle bir incelik var. Göreğin ruhtur. Ama şu pencereyle görüyor. Bu pencerede arıza olsa, katarakt olsak, hasta olsak mesela net göremeyiz. Niye? Allah beraber arkadaş etmiş. Bu sebepten dolayı dünyada, fani dünyada, fani lezzetlerdeki bu sır kemaliyle ahirette, cennette ve cehennemde aynen ceryan edecektir. Bedenen, ruhen beraber olacak. Onun için üstadımız mahşerde her bir insan aynıyla, cismiyle, ismiyle, resmiyle Aynen iade edilecektir diyor. Orada buharlaşan adamlar olmayacak korkmayın. Hayali insan adam uzaya gitmiş değil mi? Geziyor havada. Ne tadı var onun ya? Ağırlığı bile yok. Tutmanın ağırlığı bir neyi var? Bir değer var yer çekimi yok. Bir de düşün adamın cesedi de yok. Ruh ne yapacak ki yani? Neyi seyredecek? Neyi tutacak? Neyi soyacak abi? He? Nasıl ağzına götürecek? El tutmaktan lezzet alıyor mu tutmaktan? Bak, elmanın sertliği ne bak? Göz görmekten renk farklılığı, ruh farklılıkları anlamaz. Bu ayar yapıyor. Eğer bunlar olmasa lezzette tek tip olacak lezzetler. Tek tip. Aynı korona olan bir adamın ne yerse aynı lezzet aldığı gibi. E Allah rahmaniyetini, rahimiyetini, şefkatini, nimet isimlendirdiği vasıflarını bize o zaman nasıl tanıtacak? Tek tiple. Tek tip elbiseyi beğenmiyoruz. Herkesin kaç çeşit elbisesi var. Tek tip yemek yiyor muyuz? Gördün mü? Bir de her yemeğin kendine ait tatları var. Bu farkı, nüanslı anlayan nedir? Dildir. Aynı şey renklerde gözde ceryan ediyor. Aynı şey seslerde kulakta ceryan ediyor. Bak kokular. Bunlar maddenin özellikleridir. Abi burada nasıl öyle? Ahirette değil olacak. Ceza da böyle. Şimdi Peygamber Efendimizin aleyhisselatü vesselam nasıl bir manevi hüviyeti, yüksekliği, kutsiyeti var ki şu dediğimiz miraç bir defa vücuduyla beraber ruhu ona mahsus, ona nasip olmuştur. Peygamber Efendimizin aleyhisselatü vesselam şahsiyeti maneviyesini anlatacak. Bu risalelerin nurun dışında diğer eserlerde bulamazsınız. Miracı anlatıyorlar. Fiziki olarak anlatıyorlar değil mi? Bedeni olarak kanlı, görsel olarak neleri gördü, kimlerle konuştu, nerelere uğradı, neleri müşahede etti, ne getirdi. Ama bunun sırrı dediğimiz hakikat veçesini, amaç ve gayesini, hikmet noktayı nazarından bakış açılarını Risale-i Nur tam halletmiş. Basit bir sual. Her şeye, her şeyden yakıl olan Allah'a Celle Celaluhu bu kadar mesafeyi kat ederek gitmenin ne anlamı var? Miraç nedir? Değil mi? Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam meratibi kemalatta seyri sülüküdür. Ya e Allah her şeye şeyden yakın diyorsunuz. Allah her an herkesle konuşur. Bir velinin kalp telefonuyla onunla konuşur. Hayvanlara ilham eder, iş yaptırır. Araya balı il vahiyle yaptırır. Peygamberlere her daim vahiyle göndererek konuşuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 23 yıl mütemadiyen vahiyle konuştu. Miraç nasıl bir olay ki? Her şeyden her şeye daha yak olan Allah'ı değil mi? Görmek, hakikatlerle yüzleşmek, onları yerlerinde mütala etmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün mükevvenatı zaman ve mekan itibariyle gezerek geride bıraksın. Zahiren nedir? bile ters görünüyor değil mi? İşte bu niyeyi üstadımız burada anlatacak bize. Daha diğer şeyler de oraya girmeyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir besmele daha çekelim. Evet. Üç sualin birincisi. Şu miracı azim. Niye miracı azim? Küçük miraçlar da var. Her müminin namazı miraç dedik ya. Her velinin miracı var. Her peygamberin miracı var. Ama hiçbiri şu sırlı miracı taşımıyor. Hepsi kendi çapında, kendi kapasitesinde, kendi birikimiyle, kendi marifetiyle, kendi ubudiyetiyle ve kendisine tabi olan ümmetinin kıymet değerine göre miraçlara mazhar olmuşlardır. Ama bütün mükevvenatın, mükevvenatın ona tabi olduğu, bütün insanlara peygamber olarak gönderilen alemin temsilcisi Efendimiz Aleyhisselatü miracı çok farklı bir şeydir. Neden Efendimiz'e böyle bir miraç nasip olmuş? Diğer peygamberlerden o miraç sahiplerinden farkı ne? Şu miracı adım niçin Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur? Evvela Tevrat İncil, Zebur gibi, gibi kütüb-ü mukaddeseden pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi hüseyin Cisli gibi bir muhakkik, Nübüvvet-i Ahmediye aleyhisselatü vesselam dair 114 işari beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam diğerlerinden farklı olarak, her peygamberin kendi kitaplarında, sünnetlerinde Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman omurga olarak devam ettiği gibi her peygamber evet. bakın 124 bin nebi gelmiş. Efendimiz onlara değil mi? Mescid Aksa'da ne yapmış? İki rekat. Miraç'tan evvel imam olmuş, namaz kıldırmış. Hepsi. Bak biz onları bilmeyiz. Tanımayız. Biz Kur'an-ı Kerim'de geçen 28-25 peygamberi biliriz. Başkasını bilen var mı içinizde? Nadir. Ama 124 bin nebi diyoruz. Abi 124 bin nebi ve ümmetleri hepsi Efendimiz'i biliyor. Biz onların peygamberlerini bilmiyoruz. Onların ümmetleri bizim peygamberimizden haberdar. Bir hadis-i şerif var. Efendimiz buyurur ki hiçbir peygamber, hiçbir nebi, hiçbir resul yoktur ki cenab Hak onların ümmetlerine beni anlatmak için bir söz, bir ahit almış olmasın. Ey Nabilerim, ey Resullerim, bak sizi ben peygamber olarak gönderiyorum. Hepinizin sebebi vücudu, vesile icadı olan peygamber, ahir zaman peygamberini ben anlattığınız gibi ümmetlerinizi anlatacaksınız. Hepsi onu bilecek. Ahireti bildikleri gibi. Biz onların bütün peygamberlerine iman ederiz ama külli imandır. Kur'an-ı Kerim'de geçenlere ismen de iman ederiz. Birini reddetsek küfür olur. Bak veya bilinmeyen Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir peygamber ismi gelse ben bilmiyorum kabul etmiyorum dese küfre girmeyiz. Niye? Ayetler sabit değil. Ama külli olarak bütün Resullere iman ederiz. isim olarak bilemeyebiliriz. Biz böyleyiz. Onların ümmetleri öyle değil. Peygamber Efendimiz'i biliyorlar. Peygamberleri vasıtasıyla tanıyorlar. Ondan da şefaat dileniyorlar. Şefaat, şefaatin aleyhinde bulunanlar. O peygamberler dahil. Onların ümmetleri dahil. Efendimiz'den medet umuyorlar. Vesile istiyorlar. Kurtulması için değil mi? Vasıta telakki ediyorlar. İşte Tevrat'ta, İncil'de ve Zebur'da ve diğer kütüb-ü mukaddesede, bütün suhuf-ü semaviyede ve diğer peygamberler de bunlarla iman eden. Yani kitap gelsin gelmesin, vahiy gelsin gelmesin, her biri Peygamber Efendimiz'in özelliklerini ve güzelliklerini ümmetlerine anlatmakla mesuldürler. İki, tarihçe sabit, şık ve satih gibi meşhur iki kahinin İslamiyet'ten evvel bunlar varmış. Mekke'de yaşıyorlar. Nübüvvet Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi çok meşaretler. Sahih bir surette tarihen sabittirler. İki tane kain biri yarım insan. Bölün insan ikiye. Öyle yaratmış Allah. Zaten bu tipler böyledirler. Gariptirler yani. Sokrat'ın tipini şey nasıl tarif ediyor Necip Fazıl? Küçük bir dana yavrusuna benziyor diye diyor Kendi çok çirkin. Tarif için söylüyoruz. Ama fikirleri yüce yücevali. Bu adam biri yarın, öbürü kemiksiz bir et. Torbada getiriyorlar, torbayla taşıyorlar. Kafası göğsünün içerisinde. Ama sorusu helalce mi Google? Konuşuyor adam. Allah Allah. Çünkü daha evvel cinlerin semaya gitme gelmeleri yasaklanmamış. Gidiyorlar, bilgileri doğru olarak gelip yerdeki kahinlere, bu da meşhurlar ikisi, söylüyorlar. Onlar da olaylar olmadan evvel etrafındaki insanlara bilgi ve malumat veriyorlar. Bak, haşa vicdansız insan Allah kaybı bilmez diyor. Diyor diyor. Dinden var ya dinden. Okun yaydan çıktığı gibi. Okun avı delip çıktığı gibi çıkıyorlar. Yazıklar olsun. Kahin biliyor. Kahin bak haber vermiş. Bekleyin akı zaman peygamberi vaktidir zamanıdır. Kahine kim bildiriyor? Cinler. Cinler Temadaki konuşmalardan anlıyorlar. Neden? Vakit yaklaştı mı? Mevsim ona göre düzül düzelir. Hava soğuk soğuğa doğru gitti mi ne gelir? Kış gelir. Yani sıcağa doğru gitti mi bahar gelir. Yaz gelecek demektir ya. Peygamber Efendimiz bahar mevsimi geliyor. Semada şenlik var. Asuman bayram ediyor. Kendilerinin de hakikatlarını insanlara doğru anlatacak. Kendileri üzerine Rablerini tanıtacak. Kendilerin ayetullah, Allah'ın birer mücessem ayeti olduğunu insanlara nakledecek. Ve bunu külli olarak yapacak. Diye peygamberler mevzi yapmış. Onların da onurunu, şerefini kurtaracak. Onlara tapanların yanlışlıklarını söyleyecek. Dağlara tapanlar, yıldızlara tapanlar, güneşe tapanlar, Jüpiter'e, Venüs'e tapanlar bak. Şereflerini kurtaracak. Onun için bayram ediyorlar. Salisen, Veladet Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam gecesinde daha dava gelmemiş. Doğum olacak. Sallıyor Allah alemi. Bir bebek doğacak. Bak alem haberdar. Değil mi? Bir çocuk doğunca aile ne yapıyor? Hastaneye yığılıyor değil mi? Bir hastane o aileninse değil mi? bütün sistem bayram eder. Ahir zaman alemin onun için yaratıldı. O olmasa bu alem olmayacaktı. Levlake levlake. Şimdi bunu da inkar ediyorlar. Sen olmasaydın ben bu alemi yaratmazdım. Hadisi Kutsi öyle mi hocam? Bak. Onu da inkar ediyorlar. Baba. Bebeğe. Sen olmasaydın ben bu beşiği yaptırmadım. Doğru mu? Yanlış mı? Beşiği yaptıran beşiği yaptıran baba mıdır, çocuk mudur, bebek midir? He? Bebektir. Çocuk gelmez baba niye beşik yaptırsın ki? O çocuğun sayesinde beşik yapılıyor. Ve ya dünyanın, alemin, kainatın en müstesna, en mükemmel, en mukaddes insan efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dır. Vücudan sonra ama mahiyet olarak önce, niyet olarak hepsinden evvel, varlık olarak hepsinden sonra. O zatı mübareğin doğduğu gece kainat lerzeye geliyor. Nedir? Kabe'deki sanemlerin sukutu. Putlar ters yüz olmuş. Müşrikler gelmişler ki alt üst olmuş. Kisra-i Paris'in sarayı meşhuresinin olan eyvanı inşikak etmesi. İran Kisra'sının saraylarının balkonları sallanmış, çatlamış. Ne oluyor demişler ya? Deprem gibi. Bak bir doğum oluyor ama. Bu insanlara deprem olarak yansıyor herkesin mizacına göre, herkesin inançlarına, kutsalına, ritüellerine göre Allah mesaj veriyor. Biz depreme yıkım açısından bakıyoruz. Bak bizde de bir deprem oldu. Değil mi? Kahramanmaraş depremi o civarda 12 vilayet mi? Salladı cenab -ı. Ne baktık? Zahiren ne gördük? İnsanlar öldü, binalar yıkıldı değil mi? Canlar gitti, yaralılar var. Belki bir doğum oldu. Allah belki bir iş işledi sırlı bir mesele ortaya koyacak. Perdenin gerisine bakmayan bilemez. Efendimiz doğuyor. Hayırlı bir iş. Ama deprem oluyor. Eyvanlar yıkılıyor. Kutlar alt üst oluyor. Evet. Gibi irhasat irhasat peygamberlik gelmeden evvel Efendimizle alakalı mucizevi haller doğumundan itibaren başlıyor. Semada bir yıldız görüyor Yahudiler. Abu Yahudiler. Bunlar babaları, dedeleri. Diyorlar bu Muhammed'in yıldızı. Bu yıldız her daim doğmaz. Çıkmaz. Bir iş işledi. Kader bir iş işledi. Herkes evlerini kontrol etsin. Bugün doğan bir çocuk var mı? Haber geliyor yok. Yanlışsınız iyi bakın diyor. Haber geliyor. Abdülmuttalib'e bir torunun oldu. Duyuyorlar. Hemen geliyor Efendimiz'e bakıyorlar aleyhissalatü vesselam. Altına, üstüne merak ediyorlar. Sırtındaki mührü görüyorlar. Bizlerini döve döve bu iş bizden gitti. Niye? İshak oğullarından geliyordu. Beni İsrail. Yakup aleyhisselamın neslinden geliyordu. Bu İsmail aleyhisselamın neslinden geldi. İbrahim aleyhisselamın büyük oğlu. Eyvah bu iş bizden gitti diye inatlarından, ırkçılıklarından dolayı Efendimiz'e çocukluğundan beri isyan ettiler. Öldürmek için fırsat kolladılar. Dava oradan başlıyor. Rabian bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi. Bak büyüklüğüne. Niye? Allah'ın adeti parmaktan su çıkmaz. Kan çıkar. Değil mi? Su nereden çıkar Allah'ın adeti itibariyle? Taştan, topraktan çıkar. Sondaj makinesi ne yaparlar? Mezaristan'a vurmazlar. Toprağa vurur. Allah'ın adeti suyu taştan, topraktan çıkarmaktır. Ama Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine, yanındaki değeri hürmetine, Kıymetli hürmetine adetini değiştiriyor. Parmaklarından su akıtıyor. Allah'ın böyle bir adeti yok. Peygamber Efendimiz mucizeleri diğer peygamberlerden farklı olarak adete muhalif. Allah, Allah o muhalefete, o farklılara müsaade ediyor. Fıtrat kanunlarını değiştiriyor. Bak öyle buyurdu üstadınız. Bir orduya parmağından gelen suyu bir de orduya içiriyor. On parmak. Hepsinden su akıyor. Ve camide bir cemaat azime huzurunda kuru direğin minberin naklinden dolayı müfarakat Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam deve gibi enin ederek ağlaması haninül ciz. Umre'ye gidenler bilirler, görürler. O direğin dikildiği yere ecdadımız sütun dikmiş. Yeri kaybolmasın diye şu ecdadımızdaki peygamber sevgisi var ya hiçbir millette yok arkadaşlar. Bu Anadolu insanındaki. Yok. Kimse bizden yarışamaz. Bugün de hocamlarla beraber okuduk. Cenab-ı Hak buyuruyor ki peygamberin yanında ey sahabeler ey ses sesinizi yükseltmeyin. Ayet var. Onun sesinden daha üst bir seviyede konuşmayın. Ameller heder oldu da farkına varamazsınız. Bunu günah olarak, bunu İsyan olarak Kur'an-ı Kerim nazara veriyor. Sessiz olun. Hazreti Ömer adıyana bu ayet geldikten sonra sesini öyle kısarak öyle içinden konuşmuş ki Efendimiz bazen ya Ömer ben dinli dinleyemiyorum seni. işitemiyorum sen ne diyorsun? İki defa bazen tekrar etti. Edep. Ayetin manasının alan alanına girip de mesuliyet altına kendini sokmamadı. İşte ecdadımız bu sırra binaen Mescid-i Nebevi'nin yapılmasında orada inşaat işleri olur ya sesli işleri dışarıda halletmişler. Burada monte etmişler. Eğer orada sesli bir iş işlenecekse tokmakların başlarına keçe lastik sararak şu ayetin hududu içine girip ruhu bir rencide olmasın diye hürmet etmişler. Sultan Abdülhamit Han Harem-i Şerif'e yaklaşınca rayların üzerine keçe döşemiş. Tren garı var çünkü şey Medine-i Münevvere'de. Gürültüden ruhu ne bir olmasın. Değil mi? Ayetten biz de mesuliyetimizi şey etmeyelim diye bak böyle yapmış. En son bugün arkadaşlardan duydum ben geç öğrendiğimden dolayı üzüldüm. Abdülhamit Han cennetteken bu iyiliğine bu peygamber sevgisine, muhabbetine karşılık olarak eski belediye başkanlarından bir zat Abdülhamit Han'ın kabri şeyin yanında ya Kembelli Taş'ta tramvay oradan geçiyor ya, ya bak biliyorsunuz o doğruya keçe döşetmiş ki Peygamber Efendimiz'e yaptığı bu hürmetten dolayı biz de onun ruhunu rencide etmeyelim diye. Allah Allah. Ha, torununda da gene peygamber sevgisi. Olsun o da ona Evet. O din dibindeki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dayanarak hutbe okuduğu kütük. Mescid-i genişletilince minber taşınıyor. Bir kademe ileri taşınıyor. Efendimiz orada hutbe okumaya başlayınca o direkt deve gibi inleyerek ağlıyor. Ya Resulullah benden uzaklaştın. Bana dayanıyordun. Ya direkt konuşur mu? İnsan konuşur. He? Allah Peygamber Efendimizin mucizesine bakın ki direği konuşturuyor. Efendimiz iniyor hutbeden. Onu teskin ediyor. Teskin ediyor. Susuyor. Sonra hutbeye devam ediyor. Ben onu inip teskin etmeseydim bu kıyamete kadar inleyecek diyor Efendimiz. Evet. Ya kütük fiziki ayrılıktan inliyor da Efendimizin davasından, ruhundan getirdiği İslamiyetinden uzaklaşanların hali ne olacak ya? Hali ne olacak? İnliyor bak İslam alemi. Ya, bu inlemedir işte. Nedir altında yatan gerçek? Allah'ın davasından, sünnetullah, adetullah kanunlarından Efendimizin sünnetinden yaptığımız şeydir. Tavizdir. İmletiyor Cenab-ı Siz bu meselelerde arkadaşlar kalemi görmeyin. Kalemi tutan ele dikkat edin. Kalemi gören insan hata eder. Yazıyı kalemin yazdığını zanneder. Az kademe ileri bakanlar eli görürler. Daha ileri bakanlar o eli de hareket ettiren aklı, fikri, mefkureyi görür. Daha derindir. Kimisi mouse'un gösterdiği oku takip eder. Öyle şimdi. Ok nereye biz oraya. He? Kimisi mouse'u tutan eli görür. Kimisi de o el harekete geçiren derinini görür. Derinini gören daha makul, daha güzel iş yapar. Iskalamaz. Diğerler hep algıdır diğerler. Evet. Minberin naklinden dolayı Üfarakat Ahmediye'den o kütüğün deve gibi enin ederek ağlaması ve şakkal kamer nasıl ile şakkı kamer gibi muhakkiklerin tahkikatıyla bine bali mucizatla sefiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Ayı ikiye parçalamış. Nasıl ki ayın ikiye parçalama hissi bir mucizedir. Mucize şeyde miraç da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainattaki diğer mahlukata ve ruhaniyata ayrı bir mucizesidir. Aynı şakkı kamer gibi. Tescilli. Hala gidip aya bakın. Bu alametle alakalı bir olayı görüyorlar. Hadise belli. Ayrılmış birleşmiş. Öyle bir olay başından geçmiş. Bak o zaman olmuş hala devam ediyor. Eğer Efendimiz direği teskin etmeseydi o da kıyamete kadar ağlardı. Aha Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki. Buyur. Efendimiz mücelleri çürümüyor. Bürüyor zaman yok. Davası da öyle. Bak Beytullah. Değil mi? Müslümanların ibadet kıblesi değil mi? Efendimizin davası mücessem olarak orada. Orada korum altında. Kıyamete kadar dokunamazlar. Ama Kudüs'e dokunuyorlar. Niye? Bizim kıblemiz değil. Hristiyanların ve Yahudilerin merkezi. Bizim de olmuş ama sonra bizimki değişmiş. Nasıl onların dinleri bozuldu? Peygamberlerini katlettiler. Davalarını bozdular. Mekanlarını da bozuyorlar. Cenab-ı onların kitaplarını korumadığı gibi mekanlarını da korumuyor. Bizim kitabımızı koruduğu gibi Peygamber Efendimiz bak rahat yatağında vefat ediyor. Bu kadar düşman olmasına rağmen dokundurtmuyor. Bir de mekanda koruyor. Dokunanı yakıyor Allah. Yani reha gibi. Dokunamayacaklar. Güçleri yetmez. Onlar da biliyorlar bunu. Ama nasıl dokunamayacaklar? Cenab-ı Hak her şeyi sebeple hallediyor. İnananın gücü yetmezse Ebabil kuşlarını gönderiyor. Güçleri yetmedi Mekke'yi ye idare eden yani Beytullah'ı sevenlerin Abdülmuttalib'in gücü yetmedi. Ebrehe geldi basacak. Ordusunu yet filleri getirmiş. Ne yapalım dediler reis. Yani Abdülmuttalib'e <laughs> Efendimizin dedesi aleyhissalatü vesselam. Gücümüz yetmez. Çağırıyor şey. Ebrehe get gelsin buranın reisi. Abdülmuttalib gidiyor. Sen misin Mekke'nin reisi? Evet diyor. Ben Mekke'yi yıkmaya şey geldim. Beytullah'ı yıkmaya. İnananların yüzünü burada nereye çevireceğim? Evet. Benim yaptığım kiliseye. Ne istiyorsun benden? Ben senden diyor develerimi istiyorum. 200 devesi varmış. Önce deveye de develer el koymuş şey Ebrehe. Ben de seni asil, şerefli bir adam zannederdim diyor. Sen benden Beytullah'ı yıkma Mekke'yi taramar etme diyeceğine develer misin? hesabını soruyorsun. Ben develerin sahibiyim diyor. Gücüm develeri kurtarmaya, korumaya yeter. Ben develerimi isterim. Beytullah onun sahibi Allah. Ben onu korumaya gücüm yetmez. emniyet ondadır. Aha sen, aha Beytullah aranıza girmem diyor. Bakalım. İşte Cenab-ı Hak mümin inananın veya sevenlerin gücü yetmeyince inanan demeyelim, muvahitlerin diyelim, Hanif dini ne yapıyor? Bilinmeyen güçlerle, ebabil kuşlarıyla tarumar ediyor. Keassim me'kul yani delik deşik, yenilmiş etin yaprağı gibi diyor. Hani bu tırtırlar yerlere yaprakları haşarak, böyle elek gibi olur. Allah o orduyu, Ebrehen'in ordusunu bu hale getirmiş. Bitmiş ama. Aynen öyle de. İnananların gücü yetmezse bu zalimlere. Orada ebabil kuşlarını kullandığı gibi burada da çok enteresan güçlü kuvvetli adamlarını kullanır. Cenab-ı Hakk'ın ordusu boldur, mevzuldur. Öyle şeyleri musallat eder ki şaşırırsınız. Yeter ki biz liyakat kesmeden. Ya bu gecelerde de inşallah kurtulmamızın, bu zulmün şey olsun yani. Ben şakkal kamer ile şakkı kamer gibi muhakkiklerin tahkikatıyla bile bali, binden ziyade mucizatla sefiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Okuma yazması olmayan, yaz, yani yazması, okuması var ama okumamış, yazmamış, yasak olduğu için. Okunulanı yazmıyor, yazılanı da okumuyor Efendimiz. Yasak olduğundan da yoksa haşa, cahil dindendir haşa. Ümmilik ayrı, Cahillik ayrı. Ümmilik beşerden bir şey öğrenmemiş. Ümmilik beşerden bir şey öğrenmemiş. Efendimiz bilmediği bir şey mi var? Din ondan çıkmış. Efal, ahval, vakval. Allah ona her şeyi öğretmiş. Ümmilik cahillik değil. Toplumda cahillik diye bilinir. Efendimiz için ümmilik o beşerden bir şey öğrenmemiş. Allah ona her şeyi öğretmiş. Onun muallimi beşer değil. Niye? Beşer ondan üstün olur. Bir numaralı muallimi neydi? Önce Cebrail aleyhisselamdı. Onu da geçti bak. Miraç'ta değil mi? Hiddetil müntahadan ileri gidemedi. Bitti orada o. En ileri muallim odur. Bir tek onun hocası yani terbiyecisi, eğitimcisi kaderdir. Şimdi burada da Hazreti Mevlana diyor ki okuma yazması olmayan bir zat, ümmi olan bir zat ömründe bir elif yazmış. Hava sayfasına. Ha. 1.40-2.50 yapmış diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aya elini işaret ettiğinde dolanaymış Tepsi gibi. dolanay mime benzer. Mimin kafası, mimin kafası yuvarlaktır. Ebced karşılığı kaçtır? Kırktır. İkiye bölü iki nun şeklini verir. İki nun. Nun nefret karşılığı 50'dir Ümmi olan bizzat hava sayfasına bir elif yazmış ömründe bir kırkı iki elli yapmış. Ferman yazsa ne olurdu? Hı? Çok insan ona tapardı tapardı. Onun için Allah yasak etti. Ya. Putperestlik bazı peygamberlerin aleyhisselam sahabelerinden unutulmasın, hatıra olarak bizde kalsın diye resimlerinden başlamış. İlk çıkış samimi, masum. Resim daha sonra şekle dönmüş, şekil puta dönmüş. Bütün bu sakat düşüncelerin menbaına, kaynağına gidin, bir hakikatle yüzleşirsiniz. Nokta istinatları nedir? İlle bir tane hakikat vardır. Kamisen Dostla düşmanın ittifakıyla. Bak dost ve düşmanın ittifakıyla. Hadi dost sevsin. Düşman da sever mi? Sever. Bak düşmanlığı gitmiyor. Ama vicdanen seviyor. Adı muhammed Bu ismi kim veriyor? Müşrikler. Hem inanmıyorlar, hem kasımlar, hem de kimseye güvenemedikleri emanetlerini, imkanlarını Efendimiz'e bırakıyorlar. Ya çocukluğundan beri, gençliğinden beri Beytullah yapılıyor. İş Hacer Esed'in konulmasına gelecek. Acayip münakaşa, münakaşa çıkıyor. Hangi kabile koyacak? Kim koyacak? Şerefli bir iş ya. Birbirine girecekler. Bir de asabiyet var. Yani şey, ıfçılık. Kim koyarsa şerefli olacak. Diyorlar ki bir dakika. Şu kenardan kim çıkar gelirse şu taraftan on hakemliğine razı olalım. Allah işe Efendimiz'e bırakacak ya. Efendimiz oradan geliyor Daha İslamiyet yok. Belki 20 yaşlar, 20 küsur yaşlarında. Ya Muhammed gel. Burada ihtilafa düştük. Birbirimize gireceğiz. Çözüm üret. Kaç kat? 4-5 kabile muhalefet ettik. Tamam. Bir bez getirin. Bez geliyor. Hacı ortasına koyuyor. Her kabile gelsin tutsun bunun ucundan. Bak şimdi imece usulü. Kaldırın, yaklaştırın. Kendi kaldırıp koyuyor oraya. Kayırlı olsun. <laughs> Elhamdülillah. Akıl. Dostla düşman ittifakıyla ahlak senenin en güzel huyların şahsında en yüksek mertebede bulunması. ahlak sene şahsında en yüksek mertebede. Ve tebliğatında en âli bir derecede hem ahlaken çok güzel hem de davayı anlatmakta en yüce bir insan. Hiçbir peygamber böyle bir dava anlatmamış. Anlatamamış ki. Hanımını anlatamamış. Ya arkadaşlar Nuh Aleyhisselam gemiye girdiğinde 40 inanan Ali 40 inanan ya. 40 kişi alıyor gemiye. Gerisi boğuluyor. Yüzlerce yılda ne yapmış? Nübüvveti var ahlak hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle Seceye İsaniye vazifesinde ve tebliğatının ali bir derecede ve din İslam'daki mehasin ahlakın şehadetiyle şeriatında en ali hisal-ı hamide en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez bütün güzellikler hem de zirve noktasında onun zatında tecelli ediyor. Üstadımız buyuruyor ki ahlak hasene, ahlakı hasene güzel huylar, çendan birbirine tezat göstermez, inatlaşmaz, zıtlık göstermez. Ama dereceyi kemalde mübayenet gösterir diyor. Ahlak hasene bir adam mesela cömertlikte zirve yapabilir. Cömertlikte zirve olan bir insan, onun tersi güzel bir huy olan iktisatta zirve yapamaz. İktisat onun gölgesinde kalır. Bütün peygamberler aynı kaideye tabidir. Ahlaklar tezattır. İkisinde de zirve yapmak, tamamında zirve yapmakta bir örnek, tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hem cömertlikte zirve, hem onun tersi olan, iktisatta zirve. Hem teslimiyette zirve, hem ihtihadta zirve. <laughs> hem buğzda Allah namı hesabına zirve, hafta da zirve. Bak. Hem yumuşaklıkta zirve, hem şecaatte zirve. Olmaz ya. Şecaatte zirve olan bir adam yumuşaklığı gölgede kalır. O ona galip olur. Bak Hazreti Ömer'e. Bak İmam Ali'ye. Bakın Hazreti Musa'ya. Cesaret, şecaat. İsa Aleyhisselam yumuşaklık önde. Peygamber yumuşaklığı zirve yaptığı noktada cesaret gölgede kalmıştır. Şu yüzüne vurduğuna burayı çevir. Biskinlik var şeyin tabiatında, Hristiyanlığı. Şimdi bütün güzel huylar iki kanatta. Zıt noktada da zirve yapan tek zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arkadaşlar bu müthiş bir şey. Ya. Bir at mübayasında diyor Üstadımız at alışverişinde kırk para için ciddi münakaşa ediyor Efendimiz. Peygamber ya. Kırk para ne ki? O şeyin alışverişin sıhhati için, emniyeti için. Ama bir taraftan kendi şahsına düşen hurma bahçeliğini gözetleyen bir sahabeye istiyor musun senin olsun? Evet al senin olsun diyor. Kırk para için ciddi münakaşa at alışverişinde değil mi? Bir bahçeliği hurmalığı bir sahabesine kendi hakkı olmakla beraber tasadduk etmesi başka bir şey. İkisinde de zirve. Diğer insanlar, peygamberler dahil bu kategoride değildir. Kimisinde yumuşaklık, kimisinde cesaret, kimisinde onun öbür huyları zirve yapabilir. Bir de bütün huyların bir zatta mükemmelen bulunması. Bu da ayrı bir mucize. Bu sebepten dolayı üstadımız Şuat-ı marifet Nebi diye bir eseri var. Orada der ki Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi aynı Muhammed'dir. Bizzat kendisidir. Bizzat kendisidir. Büyük bir mucize. Bak bunlar hariç. Şimdi bu özelliklerin tamamının en yüce, en âli mertebede bir insanda bulunması mucizelerin mucizesidir der İslam. Sadisen uluhiyet muktaza hikmet olarak tezahür istemesine mukabil Allah niye alemi yaratmış? İnsanlar oradan beni tanısın diye. Değil mi? Alemin yaratılmasının sebebi Allah'ın tanınmasıdır. Ben cinlere ve insanlara ancak bana ibadet etsinler, beni tanısınlar diye yarattım. Bu davayı birinci derecede bayraklaştırıp bütün aleme ilan eden en güzel seviyede, en yüksek sesle kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oraya geliyor bak şimdi. Uluhiyet nukteza hikmet olarak tezahür et, istemesine mukabil en azami bir derecede Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam dinindeki azami ubudiyetle en parlak bir dereceye de göstermiştir. Hem Halik alemin yani uluhiyete karşı ubudiyet ubudiyet Peygamber Efendimiz bu noktada uluhiyeti hayatında yani hizinde ve sahabesinde yaşatmakla ibadette de zirvedir. Ama ibadette zirve ubudiyeti bitirmez. Ubudiyeti derinleştirir. İnsanlar kulluktan kurtulamazlar. Ne kadar abid olursa olsunlar kulluk hududunu geçemezler. Kulluk hududu geçildi mi ne gelir? Vücubiyet gelir. Uluhiyet hududu gelir. Yaklaşamazlar. Yanarlar. Cenab-ı Hak çok şeyleri serbest bırakmıştır. Ama araya öyle bir manevi bir perde koymuştur ki iki şey birbirinin alanına giremez. Bak havada hidrojen, oksijen serbest alanına giriyorlar mı? Girmiyorlar. Çekince ne alıyorsunuz? Hı? Oksijen. Hidrojen de var. Azot da var. Bir arının vücudunda bal ve zehir serbest bırakılmış. Birbirine karışıyor mu? İğnesinde zehir de var. Bir insan hafızasında ne kadar bilgiler serbest bırakılmış. Hafız oku diyorsun, kelimeyi söyle, sonunu getiriyor. Karıştırmıyor. Şu hava aleminde olmayan bir şey var mı? Karışıyor birbirine? Aç frekansları istediğin şeyi al. Bu kadar karışık işler içerisinde karıştırılmayan bir mesele var. Hudutlara tecavüz yok. Aynen bunun gibi. Bahri ubudiyet serbest bırakılmış. Ubudiyette son yok. Bitirse Efendimiz bitirirdi. Ubudiyet meselesinde miraç onun neyidir? Ubudiyetin zirvesidir. Risaleti hakkıyla hak edip dönmüştü. Diğer peygamberler kabul etmiş. Al bunu Cenab-ı Hak götür demiş. Peygamber Efendimiz bir de Miraç'la o risalete masariyetini mertebe olarak kemarat, ubudiyet olarak tescillemiş. Miraç'ın batını velayet, zahiri risalet. İşte bu. Tescilleniyor. Yani daha Miraç Peygamber Efendimiz'in en yüksek mertebesi ubudiyette ve marifette bir nevi mahlukat olarak yaratılanlar olarak son olmasına rağmen Kabı Kavşeyin makamından Cenab-ı Hakk'ı gördü. Ne dedi? Sübhaneke ma'arafnake. Ya Rab ben sana hakkıyla bilememişim. Ben sana hakkıyla ibadet yapamamışım. Ben hakkıyla sana kul olamamışım. Bak zirvede küçülüyor. O küçülme onun neyi oluyor? Büyüklüğü oluyor evet. Tevazu aynı zamanda manevi büyüklüktür. Gurur manevi bir küçüklüktür. Onun için bizim Necip Fazıl'dir. Allah Resul aşkıyla yandım bittim kül oldum. Öyle zayıfladım ki sonunda her kül oldum. <laughs> Onun sözü. İçildikçe büyüme. <laughs> hem halik alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile göstermek mukteze hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil. Bura çok önemli. Bakın bir daha okuyayım. Hem halik alem nihayet kemaldeki cemalini Allah'ın her şeyi, her sıfatı, her özelliği kemalde. Tamam mı? Biz bu kemalin neyle seyrederiz? Seyrederiz. Cemalle seyrederiz. Papatya'yı çek. Hadi kemali gör. Güzelliği anlat. Baharı görme. Anlat kemalatı. İnsanın fiziğini bilme. Adamın ilmini irfanını anlama. Hadi marifetine karar ver. Kemal neyle ortaya çıkar? Cemalle. Biri manevi, diri, diğeri maddi. Maddisini görmeyen manevisini anlayamaz. Ubudiyet, namaz ibadetlerin şeyidir, özü ve özetidir. İbadetlerin kemal noktası namazdır. Namaz. Namazın kemal hangi cemalde ortaya çıkar? Fıkıh kaydelerine göre. Alnını koy, burnunu da koyacaksın. Koyman olmaz. Secde, sevgi secdesi. Öyle mi hocam? Vacip. Abi şimdi ne çıkart? Burnunu koysan da... Ya arkadaş bir de halı kirliyse nefes alıp veriyorsun. Bak adam neyi düşünüyor? Allah emretmiş korkma. Yap ibadeti. Allah senin vücuduna mikrop sokmaz. Mikrop onun kontrolünde, onun şeyiyle talimatıyla yürür. Koronada görmediniz mi? Kocası ölmüş, hanımı yaşıyor. Bulaşır sonra bulaşır. Aynı odada da aynı beraberler. Gene kader, takdir her şeyin önündedir arkadaşlar. İhtiyar adam kalktı koronadan yaşıyor. Çocukları gitti bizde. Tanıyoruz. Genç, dinamik çocuklar. Sağlıklı. Halik alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile göstermek. Bak bir vasıta vası cemaldir işte. O cemaller, maddi güzellikler gitti mi? Maneviyatlar anlaşılmaz. Bak bir mana ifade ediyorum size. Kemal mesela. Bir, değil mi? Efendimiz'e anlatıyoruz Aleyhisselatü Vesselam. Neyle anlatıyoruz biz bunu? Kelimelerle, seslerle, nefesle. Kelime, ses, nefes cemalli olacak ki kemalat içinde görünsün. Muktaza hikmet olarak, hakikat olarak istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici bir bedaha o işte efendimiz Aliyettesin Cenab-ı Hak'tan kendine gelen bütün kemalatı, hangi konu doğru olsun, edep mi, terbiye mi, diplomasi mi, iman mı, ibadet mi, aile terbiyesi mi, harp mi, sanat mı, neyse, onu hayatında elde tutulur, gözde görülür bir şekilde, şekilde cemalle ne yapmış, iyi olarak ortaya koymuş. Ona bak, kemali yakala. Hem o sani alemin nihayet cemalde olan kemali sanatı üzerine enzar dikkati celp etmek, teşhir etmek istemesine mukabil en yüksek bir sada ile dellallık eden yine bil müşahede o zattır. Cenab-ı Hakk'ın alemde yaratmış olduğu kemalat hazinelerini tarif edicisi, tayin edicisi kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bir aile kemalatı var. Nasıl olacak? Ya Rabbi, peygambere bak. Bir ibadet kemalatı, bak peygambere. Onu önünüze örnek olarak koydum. O ne diyorsa onu, o alın ve kabul edin. Ne diyorsa, Allah tescilliyor. Ne getirmişse bendendir. Kur'an'da, hadislerde. Hem bütün alemlerin Rabbi, kesret tabakatında vahdaniyeti vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil tevhidin en azami derecede bütün meratibi tevhidi ilan eden yine biz zarire o zattır. Yahudiler başka inanıyor. Üzeri Aleyhisselam ilah kabul etmiş. Şirk. Hristiyanlar üçlüyorlar. Teslis. Ekanimi selase derler. Üçü üzerine yemin ederler. Öbürleri pagan, putperest. Başkaları güneşe tapıyor, öbürü ateşe tapıyor. Her taraf neyle dolu? Şirkle dolu. Bütün bunların kökünü fikren kesip, uluhiyeti, birliğini Cenab-ı Hakk'ın varlığını ilan eden en yüksek sada Efendimiz'indir. Hepsinin alanlarına girdi. Yahudilere de girdi. Hristiyanlara da girdi. Mecusilere de girdi, paganlara da girdi. Arkadan gelen nesil, nesil, Selçuklular, Osmanlılar o bayrağı her yerde dalgalandırdılar. Yani hakikati dahil etmedikleri bir müessese, bir rejim, bir fikir, düşünce kalmadı. Elhamdülillah. Herkes nasibini aldı bundan. Diğer dinler böyle mi? Yerlerinden kalkamadı bazıları. Komşusuna dokunamadı hem sahibi alemin nihayet derecedeki asarını, asarındaki cemalin işaretiyle nihayetsiz üstü zatisini ve cemalin mehasinini ve üstünün letaifini aynelerde muktezai hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil. Cenab-ı yani niye bu alemi yaratmış? Orada amacı ne? Gaye ne? Hikmet ne? Onu anlatacak. E, peygamber olmasa nasıl bunu anlayacağız? Hani vasıta yok dediğinde. Tavassüt yok daha bak. Peygamber olmasa Kur'an anlayamazdık biz. Kemalatın şeyi orada sırrı. Marifetin sırrı orada. Hakikatler manzumesi o. Peygamber olmasa biz Kur'an-ı Kerim'in bu sırlı meselelerini nasıl anlayacaktık? Gayet manidar bir kitap muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Çekin muallimleri. Kitaplardan talebeler ne anlar? Çekin profesörleri, doçentleri. Kitapları da talebeler, üniversite talebelerini verin. Okuyun da adam olun deyin. Kaç adam çıkar? Hani vasıta yoktu? Eğitimde bile vasıta var ya. Çıraklık vasıta diyeyim arkadaşlar. Usta nasıl başlatıyor? Kelpeten ver, pense ver, tornavida ver. Bak. Kademe kademe. Vasıta olmayan bir yer mi var? Nasıl bu vicdansızlığı yapıyorlar bunlar? Vastan iyisi kötüsü tartışılır. Vasta reddedilmez ki. Ha Peygamber Efendimiz olmasa da Kur'an'dan ne anlayacaktık biz? Evet. Bu aynelerde muktezi hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil en şahıl şahlı bir surette aynadarlık eden ve gösteren ve sevip başkasına sevdiren Yine bilbedaha o zattır. Bitiyor, az kaldı. Hem şu sarı alemin Sani gayet harika mucizeleriyle ve gayet kıymette cevahirlerle dolu hazine-i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi hadiselerde, olaylarda, önümüze gelecek meselelerde, kabirde, ölüm esnasında, ahirette, sıratta, he? ne yapacak? Ney bunlar? Ney? Orada başımıza neler gelecek? Niye rüzgarlar esiyor? Niye depremler oluyor? Niye bir yıldırımlar düşüyor arkadaşlar? Bütün bunlardaki sırlı meseleleri insanlara kim anlatıyor? Efendimiz anlatıyor. Onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici yine bir bedaha o zattır. Sonunu okuyalım. İşte Sabiyan bir müşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat. Güzel olmayan bir şey var mı maklulukta? Maddi manevi. Göz güzel mi? Güzel değil mi? Gözünüzü be Görmeyi de beğeniyorsunuz değil mi? Bak görme de güzel, göz de güzel. Gözün yerini beğeniyor musunuz? Daha güzel nerede olabilirdi mesela gözünüz? Bir desin ki ya şurada iyi olur Allah için ya. Teknoloji ne kadar gelişti. Bak her şeyimiz değişiyor. İnşaatlar değişiyor, elbiseler değişiyor. Şöyle daha iyi olur. Şu gözün yerine, görme şekline, özelliğine güzel dokunan bir ilim adamı çıkmış mı? Yok. Neyse fil imkan, ebdeu min mekan. Gazali ne yaratmışsa o güzeldi. Mümkünattan ne olmuşsa daha güzel olmaz. Nihayet derecede süslü tezdiğine bir de süslerine bak. Yok. Saçımız büyüyor, sakalımız büyüyor bak. Kaşımız büyümüyor abi. O da bunlar gibi büyüse ne yapacaktı? Gözümüzün önünü göremez. Bak burada yok. şurada var. Allah. E bu da deri. Kaşınızı kesin gene bu kadar büyüyor. hudut bekçisi var orada ya. Kaderi var onun yani. Ve bir ve daha şöyle tahsinat tezinat. Onların saniyinde Allah'ta gayet şiddetli bir iradeyi i tahsin ve kastı tezin var olduğunu gösterir. Bilerek biri ne yapıyor? Süslüyor, beziyor, güzellik veriyor. Kasıt var. Ve irade-i tahsin de tezin ise, farklılık bir güzellik midir? Kimsenin kimseye benzememesi. İyi de namus mefhumu çözülmezdi. Adli tıplar nasıl çalışırdı? Pasaportlar nasıl çıkarırdık arkadaşlar? İşlerimiz ondan görüyoruz. Bak ayrılık. Herkesin nüans farklılığı ayrı bir güzellik. Bu neyle yapılır bu? İradeyle yapılır. Biri bizi ayrı yaratmış. Aynı yapmamış. Mecbur değil aynısından yapmaya bak. Hazinesin ne kadar suretler, şekiller, sesler var. Sonsuz. Bitmiyor. Kendi ezeli ya. Mahareti de ezeli. Yeni doğan bebekler ille biliyoruz başka şekilde, başka özellikte gelir. İnandırmış bize bunu değil mi? Allah Allah. Tip olarak biraz benzer bize. Evlat babaya, anaya benzer. Dayıya, teyzeye, gene Ama aynısı olmaz. Buna inanmış mıyız? Elhamdülillah. Bu işte ezeliyete inanmak demektir. Hazinesinde bitmiyor suret ve şekiller. Her imzayı farklı atıyor. Ve irade ve tezcin ise bizlerle o saniyede sanatına karşı kuvvetli bir rağbet ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami, ve sanatı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve kendini sevdiren ve kendini sevdiren başkan masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eden bir bedahe o sanat perver ve sanatını çok seven saniyin nazarında en ziyade mahbub o olacak. Madem Allah'ın böyle bir kastı var, Böyle bir iradesi var. E bunu kim güzel gösteriyor? Bu incelikler, bu güzellikleri. <laughs> onu daha fazla sever. Onu daha fazla taltif eder. Son. İşte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaife kemalata karşı Subhanallah, maşallah Allahu Ekber diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nagamatıyla kainatı velveleye verdiren Kur'an-ı Kerim gelirken öyle Okurken de öyle. Gelirken de bak. Gelirken Kur'an-ı Kerim var ya öyle şaşalı geliyor ki melekler böyle böyle ordu gibi. Hakika, ayetler hakikat olarak öyle iniyor. Ve ilk defa sema şeyine arşına kademe kademe değişik şeyler var. Önemli olan bir merasimle gelmesidir. İşte o şeylerin eşkıyaları cinlerin hırsızlık yapıyorlar. Ayetlere bir şeyler karıştırıp o gelmeden biz de kahinlere söyleyip peygamberi yalancı mı çıkartsak? Tam menbaından çıktığı andan itibaren mücadeleyi başlatıyor Allah. Şeytan oradaki ekibini devreye sokuyor. Oradaki ekibini, taraftarlarını, yani elemanlarını diyelim, fiyonlarını, vahye şüphe iras edin. Ne yapın? hırsızdan gelin benim adamlara söyleyin. Yarın haşa Muhammed bunları konuşacak. Aa, biz de biliyoruz. Dava oradan başlıyor. Geldiler Allah şahaplarla, yıldızlarla, Allah Allah. ateşlerle onları ahtar ediyor. Yasak koydu. Niye çıkıyorsunuz? Vahya zarar verdirir miyim? Mücadele oradan başlıyor. Güçleri yetmiyor. Efendimizin kalbine, gönlüne giriyor. Bu defa davayı orada. yedek kibine haval ediyor iblis. Önünü kesin. Şair deyin. Mecnun deyin. Bir yerlerden uydurdu geldi değil. Kendi söylüyor değil. Bak bak. Bu da yerdeki ekibini devreye sokuyor. Dava yerleşiyor. Kur'an-ı Kerim inzal ediliyor. Dokunur uzmanlığı ortaya konulduğunda şeytan o, o noktada havlu atıyor. Artık lafza dokunamayız. Geldiğinden beri koruma altında. Kıyamete kadar lafza korunacak. Ama bu defa manasına müdahale edin. Manasına müdahale noktasında başka versiyonunu devreye sokuyor. Ekibini. Bu asırda da şefaate haram diyenler. Tavastutu reddedenler. Vesileyi inkar edenler. Kur'an bize yetiyor diyenler. Alime, ulemaya, meşayika müderrise, sahabeye laf atanlar. Bir de onları devreye soktu. Onlar şimdi mücadele ediyor. Allah da onların karşısında Risale-i Nur dedi. Gelin karşıma. Yeri geldi, savaşları devreye soktu vicdansız. Davayı susturamıyor, adamları öldürün. Şehirleri katledin. Yıkın, yakın. Melek gibi melikleri çıkarttı Allah. Değil mi? Emevileri çıkarttı, Abbasileri çıkarttı, Selçukluları çıkarttı, Osmanlıları çıkarttı ya. Hangi alanda çıktılar? Allah ona göre de elemanlarını çıkarttı dava kıyamete kadar böyle sürecek. Çünkü bu dava böyle sürmezse inananlar şüpheye düşerler. Üstad'a sormuşlar. Dışanırı takip, sıkıntı, problem hiç bitmeyecek mi? Üstad azalacak, bitmeyecek demiş. Azalacak. Neden? Biterse avamdır ki Müslümanlar mücahedeyi bıraktı. Cihad durdu kendilerini Allah korusun öbür tarafa teslim ederler. Mücadele neyi gösterir? Bir şeyin daha varlığını değil mi? Mukabeleyi gösterir. Tavrı gösterir. O da ümmeti Muhammed'e nokta istinad olur. İstihsan ve takdir ile, tefekkür ve teşhir ile, zikir ve tevhid ile, berra bahri cezbeye getiren yine bil müşahede o zattır. İşte Öyle bir zat ki es sebebi kel fail. Bir de bu var. Hem eski peygamberlerin hem de ta kıyamete kadar gelen bütün insanların her işlediği kimin defterine yazılıyor? Es sebebi kel fail. Sadece yani müstakbele bakmıyor. Maziye de bakıyor. Alem de onun için yaratılmış. Onların davaları da Efendimizin davası ya. O olmasaydı onlar yaratılmayacaktı. Öyle değil mi? Sırrınca bütün ümmetin işlediği senatın ümmet deyince kim? Adem Aleyhisselam'dan baksana her bütün peygamberlere yüzünü dört nebiye namaz kıldır iki rekan. Dizinin arkama. Makamlarında onları geçiyor. Ziyaret hepsinin makamlarını geçiyor. İmreniyorlar geriden bakın. Linuriyahu min ayatina'yı üstadımız nazara veriyor da bazı tefsirlerde de var. Bir cihette Peygamber Efendimiz'i bütün mükevvenatı gezdirerek Allah'ın ayetlerini gösterip alemi ona seyrettirmesi bir manada Efendimiz'i gezdirerek safa safa oradan buraya buradan oraya alemin onu seyretmesi. Nasıl bir insan? Ya? Nerelere gidiyor bu? Böyle? böyle bir varlık var mı? İkincisi daha enteresan. Efendimiz'i kainata seyrettirmez. Bakın kuluma. Evet. Öyle diyor değil mi? E, kah çıkarım gökyüzüne seyreder. Yer seyreder alem ben. Ha bak. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alem ben. Açtı. Söylemiş adam. Es-sebebi kel-fail bütün ümmetin işlediği sanatın bir <laughs> misli onun keyfi mizanında bulunan ve umum ümmetine salavatı, onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vazayifin netayicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat, elbette miraç merdiveniyle cennete, siddetil müntehaya, arşa, kademe kademe gidiyor bak. Kabı kavseyine kadar gitmek, aynı hak, nefs hakikat, Vasitə hikmət